Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Umzugbağlacı. Umzugbağlacı bunun için anlamına gelmiş oluyor güzel Türkçemizde arkadaşlar. Dilerseniz örneklerimiz başlasın. Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Der alte Mann, yaşlı adam demek arkadaşlar. Kaufen, neydi kaufen? Satın almak demekti. Jeden Tag, her gün. Eine Zeitung, bir gazete. Artık eli neymiş arkadaşlar? Buradan zaten belli oluyor. Die Zeitung. Yani bu cümle bize ne diyor? Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung. Yaşlı adam her gün bir gazete alıyor. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, er möchte die aktuellen Nachrichten verfolgen. Anlamlandıralım. Möchten, modal fiiller kapsamında görmüştük. Neydi? İstemek demekti. Die aktuellen Nachrichten. Aktuell neydi bu? Güncel demekti. Die Nachrichten, haberler. Yani güncel haberler diyecek olursak demek ki die aktuellen Nachrichten demiş oluyoruz. Verfolgen fiilini görüyoruz burada arkadaşlar. Verfolgen de takip etmek demek. Yani bu cümle bize ne diyor? O güncel haberleri takip etmek istiyor. Şimdi ben bu iki cümleyi umzu, yani bunun için, şunu yapmak için anlamına gelen umzu bağlacıyla bir araya getirecek olursam ne yaparım? Çok basit. Ne yapıyorum? Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung. Bakın baştaki cümleyi getiriyorum. Virgülümle ayırıyorum. Buradaki möchten'i arkadaşlar yok sayıyorum. Buradaki möchten'i yok saydığım için um die aktuellen Nachrichten zu verfolgen. Bakın buradaki möchten düşmüş. Dolayısıyla um'dan sonra ne yapıyorum? Şu öğeyi, yani die aktuellen Nachrichten, aktüel haberler değil mi? Güncel haberleri zu verfolgen. Bakın burada da ne olmuş arkadaşlar? Zu plus infinitif noktasında zu verfolgen şeklinde ne yapıyorduk? Zu plus infinitif'te hatırlayacak olursanız, izlemediyseniz ilgili videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. Zu verfolgen mastar halde kalmış oluyor. Bu cümleyi toparladığımızda ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung die aktuellen Nachrichten zu verfolgen. Yani yaşlı adam her gün bir gazete alıyor. Ne için? Güncel haberleri takip etmek için demiş oluyoruz. Dilerseniz sonraki örnekle devam edelim arkadaşlar. Wir müssen diese Straße nehmen. Wir kommen zum Museum. Evet, burada da gene müssen modal fiilini görüyoruz. Diese Straße, evet demonstratif, bu sokak, bu cadde anlamında. Die Straße, sokak demekti. Bu sokak diyecek olursak diese Straße demiş oluyoruz arkadaşlar. Nehmen neydi? Nehmen almak demekti. Ancak güzel Türkçemizde bu sokağa girmeliyiz deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da bu sokağı almalıyız. Yani bu istikamete, bu istikamette, bu sokakta ilerlemeyiz derken wir müssen diese Straße nehmen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar wir kommen zum Museum. Das Museum anlaşılacağı üzere daha önceden de görmüştük. Neydi? Müze demekti. Dolayısıyla bu sokağa girmeliyiz. Müzeye girebilmemiz, müzeye varabilmemiz için diyeceğiz. Dolayısıyla bunun için ne yapacağız? Umzu kalıbını kullanacağız. Baştaki cümleyi alıyorum ve wir müssen diese Straße nehmen, zum Museum zu kommen. Bakın burada da gene infinitif şeklinde, infinitif zu kommen şeklinde yorumlanmış oluyor. Dolayısıyla wir müssen diese Straße nehmen zum Museum zu kommen. Yani bu sokağa girmeliyiz müzeye ulaşabilmek için anlamına gelmiş oluyor. Öğrendiğimiz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung. Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung. Er möchte die aktuellen Nachrichten verfolgen. Er möchte die aktuellen Nachrichten verfolgen. Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung.
die aktuellen Nachrichten zu verfolgen. Der alte Mann kauft jeden Tag eine Zeitung, die aktuellen Nachrichten zu verfolgen. Wir müssen diese Straße nehmen. Wir müssen diese Straße nehmen. Wir kommen zum Museum. Wir kommen zum Museum. Wir müssen diese Straße nehmen, zum Museum zu kommen. Wir müssen diese Straße nehmen, zum Museum zu kommen. Bir sonraki örnekle devam edelim arkadaşlar. Die Schülerin geht jetzt schon los. Evet, die Schülerin neydi? Öğrenci demekti. Bunu genellikle ilkokul ve lise öğrenciler için, yani o süreç içerisindeki öğrenciler için kullanıyorduk, öyle değil mi? Burada bir ayrılabilir fiil var fark ettiyseniz arkadaşlar. Los gehen, ayrılabilir fiili. Bu yola koyulmak demek arkadaşlar. Jetzt schon, şimdiden anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradaki schon da gene bir pekiştireç noktasında kullanılıyor. Jetzt schon, şimdiden anlamına geliyor. Yani öğrenci şimdiden yola koyuluyor. Sie will nicht zu spät kommen. Evet, wollen fiilini görüyoruz burada, modal fiilini. Zu spät, çok geç. Kommen, gelmek. Şimdi şu kommen Almanca'ya dair şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel Türkçemizden farklı olarak gelmek, varmak demek. Dolayısıyla oraya gitmek anlamına da gelebiliyor buradaki cümle. Dolayısıyla bu nüansları zaman içerisinde zaten oturtuyor olacağız. Sie will nicht zu spät kommen, yani gecikmek istemiyor deriz güzel Türkçemizde, öyle değil mi? Dolayısıyla şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ve zu bağlacıyla bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Şunu da hatırlatmak istiyorum size arkadaşlar. Zu plus infinitif konusunu görmüştük ayrıntılı bir şekilde. Görmemiş olanlar, kaçırmış olanlar varsa o ilgili dersimizi izlesinler. Çok daha kolay bir şekilde adapte olacaklardır o arkadaşlar. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yaparım? Şimdi öğrenci şimdiden yola koyuluyor. O niçin? O çok geç kalmak istemediği için diyeceğim. Dolayısıyla buradaki yapıyı buraya taşıyorum ve diyorum ki Die Schülerin geht jetzt schon los, virgülümü getirdim, nicht zu spät zu kommen. Yani ben aslında ne yapmış oluyorum? Zu plus infinitifi burada bırakıyorum. Yapısını ne yapıyorum? Buradaki modal fiili yok sayaraktan devam ettirmiş oluyorum. İşin sihri, işin kerameti burada arkadaşlar. Dolayısıyla nicht zu spät zu kommen ile noktalandırmış oluyorum bu cümleyi. Dilerseniz bunu tekrar bir üstünden geçelim. Die Schülerin geht jetzt schon los, nicht zu spät zu kommen demiş oluyorum. Sonraki cümleye geçelim. Die Frau kauft Mehl und Zucker. Evet, die Frau, kadın ne alıyor? Mehl, demek arkadaşlar. Zucker, bu da şeker demek. Demek ki kadın ve şeker alıyor derken die Frau kauft Mehl und Zucker diyorum. Sie möchte Kuchen backen. Evet, möchten modal fiilini görüyoruz. Kuchen neydi? Der Kuchen, pasta, kek anlamında kullanılıyordu. Backen da neydi arkadaşlar? Fırına vermek ya da yapmak anlamında, unlu mamuller için ya da fırına verilen yiyecekler için kullanılan bir eylem bu. Dolayısıyla pasta yapmak istiyor diyecek olursak demek ki Sie möchte Kuchen backen. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, yani güzel Türkçemizde diyoruz ki kadın ve şeker alıyor pasta yapmak için. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Zu ile birleştireceğim. Dolayısıyla ne olacak bu? Die Frau kauft Mehl und Zucker. Bakın baştaki yapıyı aynen aldım, virgülle ayırdım. Kuchen zu backen diyorum. Ve ne yaptım? Buradaki möchten'i yok saydım. Bu kadar kolay. Die Frau kauft Mehl und Zucker, Kuchen zu backen demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz, bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Die Schülerin geht jetzt schon los. Die Schülerin geht jetzt schon los. Sie will nicht zu spät kommen. Sie will nicht zu spät kommen.
Die Schülerin geht jetzt schon los, um nicht zu spät zu kommen. Die Schülerin geht jetzt schon los, um nicht zu spät zu kommen. Die Frau kauft Mehl und Zucker. Die Frau kauft Mehl und Zucker. Sie möchte Kuchen backen. Sie möchte Kuchen backen. Die Frau kauft Mehl und Zucker, um Kuchen zu backen. Die Frau kauft Mehl und Zucker, um Kuchen zu backen. Son örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Mir, bana, kendime anlamına geliyor arkadaşlar. Das Fahrrad, bisiklet. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Kendime bir bisiklet alıyorum. Ich komme schneller zur Universität. Schnell, schneller, komparativ konusunda görmüştük bunu. Schnell neydi? Hızlı. Daha hızlı derken neydi? Schneller zur Universität. Adından da anlaşılacağı üzere. Die Universität, üniversite demek arkadaşlar. Ich komme schneller zur Universität. Üniversiteye daha hızlı varıyorum. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, umzu ile birleştirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Tekrar ne yapacağım? Buradaki cümleyi buraya taşıyacağım ve diyeceğim ki Ich kaufe mir ein Fahrrad, um schneller zur Universität zu kommen. Demek ki ben kendime bir bisiklet alıyorum üniversiteye daha hızlı varabilmek için dediğimde. Demek ki Ich kaufe mir ein Fahrrad, um schneller zur Universität zu kommen demiş oluyorum. Dilerseniz bunu doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Ich kaufe mir ein Fahrrad. Ich komme schneller zur Universität. Ich komme schneller zur Universität. Ich kaufe mir ein Fahrrad, um schneller zur Universität zu kommen. Ich kaufe mir ein Fahrrad, um schneller zur Universität zu kommen. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de umzu bağlacını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.